Real TV Amerika bürosu haber verir. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve mevkidaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün telefonda görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken arasındaki görüşme yeni yönetim döneminde Ankara-Washington hakkında gerçekleşen ikinci resmi temas oldu diyebiliriz. Bildiğiniz gibi ilk görüşme 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan arasında gerçekleşmişti. İşte bugünkü görüşme sonrası Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan görüşme ile ilgili yazılı bir açıklama geldi. Price tarafların Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm için destek ve işbirliğini güçlendirme sözü verdiğini belirtti. Ayrıca Bakan Blinken'ın Kuzey Irak'taki Türk rehinelerin ölümleri için başsağlığı dilediğini ve PKK sorumluluğu olduğuna dair görüşlerimizi teyit etti dendi. Bu şekilde aktarıldı. Diğer bir görüşülen konuysa S-400 meselesi oldu. Bakan Blinken Türkiye'yi Rus S-400 füze sistemini elinde tutmamaya çağırdığı aktarıldı tekrardan. Görüşmede Blinken'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden ön müzakerelere verdiği desteği de dile getirildi. Başkan Blinken görüşmede genel olarak Amerika-Türkiye ikili ilişkilerinin uzun süredir devam eden önemine, terörizmle mücadeledeki ortak çıkarlarımıza ve demokratik kurumların kapsayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının önemine vurgu yaptığı ifadeleri yer aldı. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şenşar, Real TV Washington.